Hafta sonunda imzalanan Roma bildirgesi Avrupa Birliği içindeki dağılma endişesini gidermeyi amaçlıyor. Avrupa'ya yeniden pembe bir tablo vaat eden hedeflere ulaşılıp ulaşılamayacağıysa merak konusu. Avrupa Birliği uzun zamandır kendi geleceğine dair kaygılar içerisinde. Birliğin 60. kuruluş yıl dönümünde imzalanan bildirge bu kaygıları gidermeyi amaçlıyor. Hafta sonunda imzalanan Roma bildirgesi özetle daha güvenli, müreffeh ve küresel anlamda daha güçlü bir Avrupa'ya ulaşmayı hedefliyor. Liderlerin imza koyduğu metin, tüm Avrupa vatandaşlarının serbestçe seyahat ettiği, dış sınırlarında sürdürülebilir göç politikasıyla kuvvetlendirildiği bir Avrupa resmediyor. Ayrıca terörle ve organize suçlarla mücadelede de daha kararlı adımlar öngörülüyor. Bildirgede yeni istihdam alanları için yapılacak yatırımlara ve yapısal reformlara da ayrı bir yer veriliyor. Ekonomik birlikteliğin güçlendirilmesi için Avrupa Birliği mevzuatıyla üye ülkelerin ulusal programları arasındaki farklılıkların giderilmesi de bir diğer önemli başlık. Bildirgede son yıllarda artan ayrımcılık ve yoksullukla mücadele için birlik içinde kurulan oluşumlara yenilerinin eklenmesinden de söz ediliyor. Dış politikada ise birliğin doğu ve güney sınırlarını oluşturan Orta Doğu ve Afrika'da istikrarın sağlanması öncelik olarak görülüyor. 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının imza attığı Roma bildirgesi, Avrupa'nın gelecekte birlik olarak kalmasını sağlayabilecek mi? Bu soruya evet demek şimdilik pek kolay görünmüyor.